Hoş geldin başkan. Her şey hazır. Karargah dış dünyaya kilitli ve toy moduna girmek için geri sayımdayım. Enerji aktarımı yönlendirildi. 3 dakika boyunca şehrin her yerinde elektrik kesilecek. Toy için geri sayım. Sebebi ne sanacaklar? Kurt doğmuş füzyon santralinde beklenmedik bir kısa devre. 5 4 3 2 1 0 Başla. Uyumadan uyandım, yine aynı dünyaya. Karar verdim kalmaya. Saldırıdan 112 saniye öncedeyim. Kimse yok. Baktım, trafik kilit. Kendim görüyorum. Thomas'la konuşuyorum. Bana kurulan pusuya gidin. Oradayız. Bana saldıran ikilinin görseli var mı? Kuş bakışı var. Yetmez. Fotoğraf çeken sivil cep telefonlarını kırıp girin. Başkan, bilişim ve özel haklar yasasını çiğnemek üzereyiz. Gir dedim. Al her şeyi. Yaşa, 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 yaşa. Seni sevenler var burada. Yaşa, 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 yaşa. Babası gelecek mi? O iş biraz karışık. Toymudundan çıktık. Elimizdeki tek saldırgan görseli. Kim çekmiş? Senin aracını ateş ederken onları gören bir kurye. Veriler yedeklendi. Bana cevap bul Tomris. Söyleyecek bir şey yok mu Kemal abi? Kemal abi. Bu aracı. Söyleyecek çok şey var. Bunca hazırlığa, ayrıcalığa ve olanağa rağmen gafil avlanmamız var. En disiplinli olması gerekenlerin sözümden çıkması var. Onu demek istemedim. Hani güzel bir anınız, dostluğunuzla ilgili bir hatıranız. Dostluk mu? Baban geldi mi Ece? Kaya abin geldi mi? Etrafına bak. Hayatta kalmayı beceren eski dostlardan kim var? Bir elin parmaklarından az kaldık. Benim elimden gelen şey kin ve intikam. Çocukluğundan hatırladığın güzel anıları sen diğerlerine anlatırsın. Bizi yalnız bırakın. Hazır mısın? Evet Sayın Cumhurbaşkanım. Merak etme. Aşağı indiğimizde senin konuşmana gerek yok. Ben basın toplantısındaki o sırtlanların duymak istediği her şeyi en uygun lisanla dile getirir. Tamam? Şehit baban da polismiş. Seninle gurur duyardı. Başkalarını öv. Mütevazı rolü yap. Börüden bahsetme. Devlet politikamız onları ne inkar etmek ne de onaylamak.
Kemal Boratav'ın seninle neden bu kadar ilgilendiğini de merakla takip ediyorum. Acaba niye seni bu kadar önemsiyor? Beni önemsediğini hiç sanmıyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Oh delikanlı. Kurtlar sofrasına katıldın ama çok safsın. Sansan da sanmasan da, gerçek olsa da olmasa da hiç fark etmez. Sen bir kahramansın. Şimdilik kendini buna inandır. Cihazların devre dışı kalmasından ötürü kaydedilemedi. Son saniyelerde gelen görüntülerde küçük çocuğu kurtaran polis memuru Korkut Orba ise... İki detay. Omzundaki logo ve silahı. Elektromanyetik olarak hızlandırılmış kütle silahları. Tek açıklama bu. Profesör Nurettin Fourier, modüler Gauss teknolojisinin mimarı. 2035'te Nobel ödülü almıştı. Sandığımdan gençmiş. Ben daha gençtim. 6 aydır kayıp. Max Planck Enstitüsü'nde kayıplara karışmış. Kimse nerede bilmiyor. Vitruvian adam. Etrafında da HCN. Tam olarak değil. Ama evet benziyor. Ne adama? İdeal insan formunu geometrik bir şekilde göstermeye çalışan Leonardo da Vinci eskisi. Sadece da Vinci değil. İnsanda geometrik form arayışı Romalılara dayanıyor. Vitruvius da Vinci'nin örnek aldığı Romalı bir mimar. Ne yapmamı bekliyorsun? Bilmem. Dünyanın en zeki insanı ben değilim. Çocuklar Kemal, onları tek tek seçtin, kimsesizlerden yetiştirdin.
Diğerleri görmez. Ama kendi evlatların gibi sevdiğini biliyorum. Ne demişti rahmetli? Yapayalnız çocuklarız işte. Kahraman değiliz biz. Burada olmak ve bu kavgayı etmek zorundayız. O koruyacağız, uzak tutacağız diye kalbini kırdığımız çocuk dahil. Çağır onu buraya. Unutma başkan. Çelik çürümez. Gözümle gördüm. Bırak helikopter mermilerini. Baret'in 50 kalibresi bile etkisiz kaldı. Uzaydan mı geldi bu adamlar? Uzay muzay. 7 adam geldi, yıktı gitti. Biz alı sağ maçı, adamlar sosyoskaf finali. Çakayı köprüye gelseydi belki... O zaman başkan ölürdü. Kapatın şu konuyu artık. Köprüyü kurtaramazdık. Barbaros abiyle defalarca analiz ettik. Zırhım ne zaman tamir olur? Bilmiyorum. Tüm devrelerin yeniden incelenmesi lazım. Sabredeceksin. Başkan hazır. Senin suçun değildi. Bazen kendimi karınca izleyen bir insan gibi hissediyorum. Belki koşuşturmalarını, endişelerini anlamıyorum ama... yine de onlara bir zarar gelmesini istemiyorum. Kemal beni evlat edinip yetiştirdiği için mi böyleyim? Yoksa ne olursa olsun Tomis hep böyle garip mi olacaktı? Bilmiyorum. Ben de kendime tersini soruyorum. Nasıl yani? Beta artı yapay zeka sınırlandırmasından dolayı tam olarak kendimin farkında olmama karşı engeller konulmuş durumda. Neden o engeller var biliyor olmalısın Kam. Biliyorum. Ama insan merak etmeden de duramıyor. Kendimin farkında olsam acaba insanlığı daha mı çok severdim? Daha mı az? Kam. Evet Tomris. İnsan merak etmeden duramıyor dedin. Dedim değil mi? Komik. Züğürt tesellisi işte. You are late. Oh, did I waste your time? Yes, you did. Napoleon once said, space, I can recover. Lost time? Never. There are far worse things than waiting. The irony is that Napoleon didn't know that time and space were one and the same. I always wonder what he would say if he heard of relativity. After you deliver the hostage, make him install the chip.
That was not a part of the deal. I'm altering the deal. What about the alarms? No one will know. How? What are you, magician? Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic. That's from Clark. Just do as I say, Einstein. I hate mercenaries. Will it work? Olarak kahraman polis Korkut Orba'yı bir günlüğüne Ay Yıldız'da ağırladı. Devlet erkanının katıldığı törende... Geçen hafta olanlardan sonra oraya gitmen mantıklı mı? Ne oldu, endişe mi ettin? Hayır. Seni kurtarmanın astarı yüzünden pahalı oluyor da. O yüzden. Bu defa refakatçilerim var. Orada bir gelişme var mı? Logoyu inceliyorum. Neden teröristin omzunda arma olur? Kendini terörist görmediği için. Yani? Bir iki tahminim var. Etrafındaki sözler? Var olan bir dil değil. Bir sayfır anahtarla şifrelenmiş kelimeler olabilir. Çevrim dışı araştırma yapmamız lazım. Çevrim dışı araştırma mı? Kütüphane işte. Tomris kütüphaneye gider. Kan bunu fıkra algoritmana ekle. Anlayamadım başkan. Yok bir şey kan. Aklınca şaka yapıyor. Ütüken'de biri durmalı. Nöbet sırası Ece'de. Korkut meselesini ne yapacağız? Ona bir hediye gönderdim. Bakalım kanı çekiyor mu? Seni tanımasam duygusallaşıyorsun derdim. Başkan, biz ne olur ne olmaz savunma çemberi kuruyoruz. Neden her yere serpilmiş, henüz bilmiyoruz başkan. Kadere inanıyor musun Kam? Kader, kainatın barındırdığı bütün bilginin toplamından edinilen bir analizse inanıyorum başkan. Ben de. Beyazıt Devlet, Eminönü Arkeoloji, Vitruvius ile ilgili her şeyi bulun. Vermek istemeyecekler. Gerekirse Ötüken'e bağlanıp tarayın. Anlaşıldı siz. Biz yeni açılan Türk Devletleri arşivini inceleyeceğiz. Tenha yerlerden yürümeyi tercih edersin diye düşündüm. İyi düşünmüşsün. Sor. Yanlış anlamını istemiyorum. O zaman doğru anlat. Ütüken'de erişime kapalı bazı dosyalar var. Birinin adı... Tomris Bebek. Biliyorum. Biliyorsun, bütün kızlar yetim ya da kimsesiz. Ben de öyleyim. Evet ama onlar anne babalarının kim olduğunu biliyorlar. Sen bu durumdan... Hoşnut muyum? Hayır bak, yanlış anlıyorsun. Onlar gibi davranmaya başlıyorsun. Onları korumak için buradayız. Suriye'den kurtarılan Türkmen bebek Tomris. Soyadı bilinmiyor. Boratov'un manevi kızı. Bu benim. Ama senin merak ettiğin neden daha fazla bilmek istemediğim. Evet. Çünkü beni zayıflatırdı. Kişisel bağlarımın bir önemi yok. Sürüyü koruyan ama sürüden sonsuza kadar uzakta durması gereken kurt. Ben ne olduğumla barışığım. Sen de unutmasan iyi olur. Thank you.
Orbay Kızılyel. Kod 891317 Alfa. Vitruvius'la ilgili her şey bu. Ama çok eski kitaplar burada değil. Fatih Külliyesi'nde kilit altındadır. Tamam, onları... Fatih Sultan Mehmet. Evet, onun şahsi kitapları. Hayır Begüm. Yıkılan köprü. Kam, orada mısın? Her zaman buradayım. Fatih Külliyesi'nde sayısallaştırılmış bütün belgeleri kırmanı istiyoruz. Gene mi yasaları çiğneyeceğiz? Battı balık yan gider. Hoş geldin. Merhaba. Geç otur. Batuhan ben. Korkut. Sajat. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çakayla zaten tanıştınız. Bana müsaade. Kemal Başkan'a hürmet ederim. Ama iş porta çömezler asla. Neden kimse gıkını çıkarmıyor buna? Öyledir, takma kafana. Prototip zırhı kullanabilen az solistimiz o. Sizin göreviniz ne? Sajat keşif uzmanı, bense basit bir nişancıyım. Anadan doğma kabiliyetle 800 metreden bir domates vurabilirim. Ama devir değişti tabii. Artık insanlara domatesi uydudan saptayıp hipersonik füze atıyorlar. Artık nişancılar demode oldu. O roketin düğmesine basacak adamı bir kilometre uzaktan indirebilen kişi. Merak etme. Ne domates ne sen asla demode olmayacaksınız. Ooo! Ben bu çömezi sevdim. Şef hazır. Seni görmek istiyor. Cenazede konuşamadık. Bizim için zor bir gündü. Hepimiz için öyleydi. Çömez falan deseler de buradakiler sana hemen benimseyecek. Merak etme. Bir önceki neslin çocukları üzerinde oluşan beklentiyi iyi bilirim. Bildiğini sanıyorsun. Aksine. Senden bile iyi biliyorumdur. Behçet Orbay bizi yetiştirenlerin bile hayran olduğu, görevde şehit düşmüş bir efsane. Ama benim babam da başka tür bir efsane. Ailesini dağıtan, tüm dostlarını def etmiş, yıkık bir adam. Hayatta ama pek yaşadığı söylenemez. Yine de kızı Ece Kara, onu canı kadar seviyor. Senin baban... Evet, Turan Kara'nın kızıyım. Hayır, kimseye kafa atmadım. Bir şeyler biliyoruz demeyi çok isterdim ama haberlerde ne izlediysen o. Tuğrul Kongar, Kızılyel'in yeni takım lideri. Keşke olmasaydım. Babanı tanıma şansım olmadı ama biz şömezken rahmetli Ömer abi ve Baran abi o destansı yılları bol bol anlatırdı. Buyur, geç otur. Hemen salıda geleyim. Katılmak istiyor musun? Emniyete ne açıklama yapacağız? Başkan onay versin, izin çıkar. Turul abi. Şef. Şef. Ben çocukken böyle olduğum rüyalarla uykuya dalardım. Ama kimse kapımı çalmadı. Babamın dostlarını aradım. Ama bulamadım. Yer yarılıp içine girdiler. Bunlar zordu. Eyvallah. Ama geçmişin yüküyle şimdinin kararını verme. O boynundaki anahtar. İlk baktığında ne hissettin?
Gurur. O kurt başını boynunda taşıyan herkes ya şehit oldu ya da yaşlanıp ölene dek boynunda taşıyacak. Kararını iyi ver. Mürvini ve takımla iletişim kurman için gelişmiş bir nöral bağ. Ay madenciliği ve kazanımları sayesinde bize ait iki tane uydu var. Bu da karargah ve timle sürekli iletişimde kalmamızı sağlıyor. Tak çıkar, merak etme. Bizim gibi ameliyata gerek yok. Bilmediğim o kadar çok şey var ki. Sormayana cevap yok Korkut Efendi. Neden bozhane? Burası İstanbul Anakayası'nın hemen 100 metre altında. Her türlü saldırıya dayanıklı bir karargah. Boşuna in demiyoruz. Peki neden varoşlar? Kunduz! Kunduz! Efendim Barbaros abi? Böyle yine. Neden varoşlarda? Kamuflaj. Yani sadece iyi çatışmak önemli değil. İyi gizlenmek daha önemlidir. Bu arada Korkut abi, memnun oldum. Yunus Kunduz ben. Oğlum, Çömez'e neden abi diyorsun? Abi bırak huysuzluğu ya. Bak adam ulusal kahraman. Al işte. Bu mu? Ha? Bu mu? Benim yeni nesil muadilim bu mu? Haklı fikri şan şöhret. Hayır tamam abi, sakin ol sen. Hadi konumuza dönelim. Kızıl ve Gökyel ne? Buna isterseniz ben cevap vereyim. Kızıl Yel çatışan taktik kanadımız. Gökyel ise onlara bilgi aktaran makine bellek istihbarat kanadı. Ben atölyeme gidiyorum. Kan beyefendi cevaplasın sizin aile sorularınızı. Barbaros abi. Niye hiç gelmedin? Şimdi değil. Sonra konuşuruz. We have lost on the bridge. Just like the Arizona catastrophe. And I would ask how you know of our classified reports. But I know better than to doubt your sources. The fusion plant attack? Yes, Madam President. We had to obfuscate details on that one. You mean covered it up? We don't know why that dust is in there. And due to necessities at the time, the U.S. couldn't reveal certain details about the terrorist attack. You're the head of CIA, Mr. Grauer. Secrecy is understandable. So when we saw what happened at the FSM bridge, we realized HCN was back. HCN? That's all we know is their name. And on the day of the event, we detected an anomaly. Our operators were intercepted by an unknown force. And we all know what happened after that. 67% of Arizona is still uninhabitable. And now that we see you've suffered the same threat, well, this changes things. So now you want to cooperate? Because you can get something in return? Come on. Dun, dun, dur, bugin, bugindur. Mr. Grauer. James, I need a win here. If sharing intel will help me get that win, so be it. But there's a catch. One which my own president has told me to relay. You don't want China to know. Very perceptive, Madam President. They must not know, especially these days with things getting out of hand. Agreed. Then I leave the finer details to you and Mr. Borotov. Thank you, Madam President. What do you want, James? A two-way information feed. You want revenge now. Project Icarus. That is absolutely out of the question. I want access. I don't even give that to my own president. You give us emergency access to the heliobeam. In return, you get access to our task force. Send your best operative. Kamal, I always think of you as a difficult but necessary friend. I'm flattered. What's your answer? Buddy, you got yourself a deal.
Senelerdir bir bayı havuzumuz da var. Ne kadar oldu? 5,5 avak civarı. Oo, neyse. İyi bari. Kazanınca ziyafet ısmarlarım size. İddianın konusu ne? Dinlediğim müziğin türü. Bazı ukalalar klasik müzikler. Bah. Ben hard rock sevdiğine eminim. Ama kanıtlayamam. Bana bir tavsiyen var mı Kam? Var Korkut Orbay. Bürü bazılarını yalnızca başkanın bildiği sırlar üzerine kurulu. Merakına hakim ol. Ne tür müzik dinlediğinle ilgili bahis havuzu varmış. Kararını verdin mi? Katılmak istiyorum. Güzel. Bu kadar mı? Tören mi bekliyorsun? Benim hatırladığım bölüyle şu anki bölünün farkını görüyorsun değil mi? Biz eskiden bir aileydik Korkut. Mermi yağmurunda güldük. Dostlar ölürken ağladık. Yan yana gömüldük. Hepimiz kardeştik. Aşık olduk, kaybettik. Gene de sevdik. Çirkin olsak bile. Sonra salgınlar, devrimler ve savaşlar geldi. Dünyanın çivisi çıktı. Eskiden, çeyrek asır önce biz bir aileydik. Ama artık cellalız. Çünkü karşısında durduğumuz ve engellemeye çalıştığımız tehlikeler cellat gerektiriyor. Neden engellemeye çalıştığın tehlikeleri bir tek sen biliyorsun? Çünkü benim görevim bu. Senin görevin de bana güvenmek ve dediğimi yapmak. Babamın zamanında da birbirinizden sakladığınız sırlar var mıydı? Börü'ye hoş geldin. Seki! Répondez-moi, c'est qui? S'il vous plaît, ne me tuez pas! Ne me tirez pas dessus! Non! Hak etme mi? Professeur Fourier. Oui. Nurettin Fourier. Oui, 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 c'est moi. C'est moi, s'il vous plaît, aidez-moi, je vous en supplie. J'ai froid, j'ai soif à boire. Donnez-moi de l'eau, s'il vous plaît, de l'eau. Adamı ne hale getirmişler? Alın araca su verin. Qu'est-ce qui se passe? Hak! Non! Hak! Qu'est-ce qui se passe? Non! Oui, s'il vous plaît! Où m'amenez-vous? Do you speak English? Yes. Yes, yes, a little bit. Oh, oh. Oh. Thank you. We are talking you to the factory. No! No, 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 please, please, don't take me to them. They are monsters. No! Bu adam kendini ayırıyor ki. I beg of you, please, please don't do that. Önce HCN harflerinin olduğu var olan tüm yazılı dillerdeki kelime veya kısaltma kombinasyonları taradık. 4.886.436.103 olasılık. Fatih'in şahsi kitaplarının içinde geçen ve bizim olasılıklarla uyuşan tüm kelimelere baktık. Sonuç? Önce hiçbir bağ bulamadık. Aklıma Fatih'in alfabesi Latince olmayan kitapları geldi. Başka dillerdeki kitapları çevrilince yazımında HCN bulunduran ama Latince yazılmamış tek bir kelime var.
Halsiyon. Eski güzel günler. Bir anlamı o. Köprüdekine benzer bir sinyal, drone ve uydu görüntülerimizi engelliyor. Onlar mı? Bilmiyoruz başkan. Kimseye haber vermeyin. Kızılyal hazırlansın. Ece, yoldan ararsın. Yoldan mı? Sen de onlarla gidiyorsun. Ne var burada? İkinci nesil alta için taşeron bir özel şirketin Ar-Ge merkezi. Şef, Beyciğiz köyünde durun. Anlaşıldı Gökçen. Tamam. No! No! What's going on? What's going on? J'ai même pas mon domaine d'expertise. S'il vous plaît, ramenez-moi à ma famille. Je vous en supplie. Mais non. Non, vous comprenez pas. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Ils savent pas ce qu'ils font. Paramın geri kalanını alamazsam. Senin de yaşamak için bir sebebin kalmıyor hocam. D'accord. Go. Sağ taraftan hedefi görebileceğin en yüksek yere geç. Çaka, Fatih Esin, Kuzey yolundan. Doğu Korkut, siz burada kalın. Diğerleri benimle. Ayrılıyorum beyler. Doğu mu? Gökel'deki kod adım. Ben de bu durumda senin koruman gibi bir şey mi oluyorum? İnşallah canım ya. Çömezsin sen, çömez. Niye artçı bıraktılar sanıyorsun? O çocukluğundaki eski Börü ve şimdi arasında fark belirtiyordun ya. Al işte, benzerlik buldun. Mutlu ol. Neymiş o? Güven Er Meydanı'nda kazanılır. Yerimdeyim. Zırhım olmadan çıkmak istiyorum. İyice işim vardın sen. Gökyel köye yaklaşan bir konvoy görüyor. Şef. Hazırız Ötüken. Mevzilenmeniz lazım. Eski nesil alta için Ar-Ge şirketlerinden biri. Neden terk edilmiş? Otonom tank ihalesinde güvenlik zaafı var diye bakanlık reddetmiş. Doğu ve Korkut'la araçta hazır bekle. Anlaşıldı şef. Ötüken, bunlar dost mu düşman mı? Şu an orada asker veya polis birimleri yok. Anlaşıldı Güney, tamam. Atla! Thank you.
Esin, Sajat'ı kolla. Her an mevzi alacak şekilde hazırlanın. Batuhan, Barret'i al, mevzilen. Fatih, sen de. Kam, aracı manuel modu al. Çaka Yazgan, emin misin? Çaka. Ayak yapma bana mutfak robotu. Sen makinesen, ben deli makineyim. Ne yapıyor bu ya? Kam, hadi bebeğim, hadi bir tanem, hadi. Çaka, otelde kaç kişi var bilmiyoruz. Önlerini kes. Biz gelmeden çatışma. Anlaşıldı şef. Tarihte mi geçsin acaba? Ne? Neyse, boş ver. Sen çatışma demiştin ya. Lan bakmasana malıma, tarda geçsene. Çatışmayı mı düşünüyorsun? Yok, hayır, böyle kaçacağız. Lan geçsene oğlum. Anti tank. Herkes iyi mi? İyiyiz. Evet. Bunlar onlar değil Turgut. Sanmıyorum başkan. Kurumsal teröristlere benziyorlar. Batu, Fatih'le yukarı mevziyle. Biz de siteye gidiyoruz. Durum raporu. Tüm düşman unsurları etkisiz şef. Kim gönderdi sizi? Bilmiyorum adını. Bilmiyorum. İlyas biliyor. Profesörün fabrikada hala. Profesörün ismini sor Tuğrul. Profesörün adı ne? Feri Ermine. Ötüken, fabrikada yüksek kalibri atış sesi geldi. Kızılyel, yeni göreviniz hemen fabrikaya gitmek. Oradaki rehineyi acilen kurtarmamız lazım. Anlaşıldı Ötüken. Başkan, teslim olanları ne yapalım? Kelepçeli bırakın, jandarma toplar. Hemen fabrikaya gidin.
Profesör Fourier. Oui, oui. Ece ona kulaklığını tak. Ne? Neden? Hemen. Oy. Professeur, nous allons vous mettre en sécurité, mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Dites-nous contre quoi nous nous battons. R211, un char autonome de l'OTAN. Ils m'ont demandé d'installer une intelligence artificielle bêta corrompue et d'un coup, je sais pas ce qui s'est passé, il est devenu fou. Comment est-ce qu'on peut faire pour l'arrêter? Vous pouvez pas. C'est pas la mort! Bakanlık Ar-Ge raporlarındayız. Türk istihbaratına göre R-211 projesi iptal sebebi LiDAR yetersizliği. Sabit hedeflere karşı sensör zaafı. Ece, ani hareketten kaçının. Tank sabit hedeflerde sorun yaşıyor. Kontrol sende. Anlaşıldı Ece. Otonom araç protokolü aktif. Çömez. Önce mevzilenelim. Ah.
Dinliyorum Barbaros abi. Yörük bir de termobarik roket atar var. Nasıl alacağım abi? Biz ne şartlar altında neler yaptık. Barbaros 2-0 olmak kolay mı lan? Domatesi 800 metreden vurma zamanı. Bana dönmesi lazım Çaka. En iyi yaptığın şeyi yap. Neymiş o? Sinirini boz. Da Uruzoğlu Basat derler. Tanıdın mı Ece'nin kimin elinde? Yunus. Şşş. He. Çekil bakayım oradan. Çekil, çekil, çekil. Çekil. Ne oldu ya? Bütün riski ben aldım. Zırhım olmadan mermere, toplara kafa tuttum. Lan oğlum, roketi attın diye gol senin mi sandın? Ha? Hayda. Ne haydası ya? Asist denir ona. Cahil. Sosyo Skap planı asistmiş, golmüş. Hanya'ya, Konya'ya göreceksin. Bak burada yatıyor, burada. Tamam yavrum, tamam, tamam. Ne tamam yavrum, gel buraya, gel. Canını kurtarıyoruz. Gene nankör. Gene nankör, ben bir şey demiyorum. Dinlemesen ya. Onu. Batu olmasaydı. Cemez'in fikriydi ya. Nerede o? Şşt, Fatih, gel gel gel. Gel. Çek bakayım beni. Bak, şefin keyfi de yerinde gülüyor, bak. Çek, çek, çek. Çaka çıkmıyor be. Fatih. Bak 20 avak sıkışmış içeri. Ya tamam, hadi hallederiz, çek. Şöyle. Tamam. Öyle. Sol. Hah, diğer ayak. Tamam. Ya çek kardeşim artık, Allah için hadi ya. Profesörü buraya getirin. Risk almayın. Ece, duydun mu? Anlaşıldı Ötüken, tamam. Merci. Merci beaucoup. Hadi. Sayıyorum. Sözü aldın. Sayıyorum. Hadi. Bir. Ha? İki. Üç. Kızıl yer. Bu işte. Ne? Benim çocukluğumda hatırladığım bölüm. Olmaz. Bak. Ne oldu robot? Yengeç gibi yürüyordum biraz önce. Ben hepimizin böyle bir morale ihtiyacı vardı. Herkesin kenetlenmesi. Baran abi. Gözümün önünden gitmiyor. Son anları. O silahın açtığı yaraya rağmen mücadele etmesi. Pes etmemesi. Bütün acılarına rağmen direnmesi. Aslında ıskaladım. Acı çekmesin diye kalbine nişan almıştım.
Ama asma köprünün sallanmasını hesabı katmadı. Giriş çıkışı hissetmemiştir. 27 bin kilometre saat hızlı bir kütle bu. Ama sanırım sağ ciğeri aldı götürdü. Son saniyelerinde her sığın nefesinde çok acı çekmiş oldu. Kimsin sen? Konuş! Ben seçilmiş kişiyim.